Ama Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu ile başlıyor. Türk Manevi Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şah, Sudan Amerika Karşı Gribetlerinin Ambar'daki saldırısının ardından şehit düşenler için tüm devlet kurumlarında 3 günlük genel yaz ilan etti. Hükümet sözcüsü Basım Elevvadi Amerika karşı grevitlerinin ambardaki haç Şabi Sadrasının ülke ve bölgedeki güvenliğin uçurumun eşiğinde getireceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Washington'un Bağdat Büyükelçisi Parker'ı bakanlığa çağırdı. Ziyaretçiler İmam El Kazım'ın aleyhisselam şehadeti yıl dönümüyle Recep ayı ziyaretten almak üzere Kutsal Şehir El Kazım'ın'a doğru yolculuklarına devam ediyor. Bu ya, bizden soruyla neşkil hesabliyiz bu tesiriyle. Bu tesir ya, biz Musul'dan alıyoruz. Musul bize yeri... Telafi ilçesinin kaymakamı Halil Mobis Habbaş, denatörlerin çalıştırma saatleriyle ilgili açıklamada bulundu. Başbakan Muhammed Çağ Sudan Yamrı Karşı Devletleri'nin Ambar'daki saldırısının ardından şehit düşenleri için tüm devlet kurumlarında 3 günlük genel yaz ilan etti. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Muhammed Şia Sudani tüm hükümet kurumlarına dün gerçekleştirilen Amerika Şirketi Devletleri saldırısında vefat edenleri için üzgünlük kamuoyu yaz ilan etme talimatı verdiği belirtildi. Hükümet sözcüsü Basın Melevvadi Amerika Aşık Devletleri'nin ambarzdaki haçlı Şabi saldırısının ülke ve bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getireceğini ve gerekli istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarda çeliştiğini belirtti. Abadi yaptığı yazılı açıklamada Amerikan yönetimi Kaim Akkaşat, Ambarj bölgesindeki güvenli güçlerimize saldırı düzenlendi. Bu düşmanca saldırılarında sivillerinize bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu bağlamda sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ambar ayaletindeki el Kay bölgesine ve diğer Irak sınır bölgelerine yönelik saldırıları oran egemenliğine yönelik bariz bir ihlal olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu saldırıların gelirlerini tırmandırmaya hizmet ettiği ve bütün olarak bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Washington'un Bağdat Büyükelçisi Parker'ı bakanlığa çağırdı ve Irak'taki askeri ve sivil hedeflere yönelik Amerika Arşiv Devletleri saldırısı hakkında izahat istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanlığı Amerika Arşik Devletleri Büyükelçisi'nin bulunmaması nedeniyle Amerika Arşiv Devletleri Büyükelçisi Masad Güzare Parker'ı bakanlığa çağırdı. Açıklamada Amerika Arşik Devletleri Büyükelçisi vekillerin çağrısı saldırısına dair resmi bir protesto notunu teslim etmek amacıyla yapıldığını bildirdi. <Sessizlik> Parlamento Amerika Birleşik Devletleri'nin son ilişkin acil oturum çağrısında bulundu. Açıklamada Temsilciler Meclisi'nin Irak egemenliğini ihlallerine soruşturmak için önümüzdeki günlerde acil bir toplantı düzenleyeceği kaydedildi. Haşr Şabi güçleri Amerikan saldırısının oranı egemenliğinin daha doğrusu açık bir ihlal olarak nitelendirdi. Haşr Şabi güçleri yaptığı açıklamada Amerikan saldırısının Haşr Şabi güçlerinin resmi güvani karargahını ve el Kaim bölgesindeki sivillerin evlerini hedef aldığını belirterek saldırın 16 askerin şehit düşmesi ve 36 askerin yaralanmasına sonuçlandığını kaydetti. Recep Ayı ziyareti dosyasında İsmail Kazımiye Türbesi'nde bayrak değiştirme töreni düzenlenerek İmam Kazım'ın Selam şehadet anısına ziyaretin başladığı duyuruldu. Ziyaretçilerin huzurunda El Kazımiye Türbesi kırmızı bayrağı siyah bayrakla değiştirerek yıllık ziyaretin başlangıcını işaretlemek için siyah bayrak kutsal türbenin her tarafına yayıldı. Ziyaretçiler İmam El Kazım'ın Eyli Selam şehadeti yıldönümüyle ile Recep ayı ziyaretini almak üzere Kutsal Şehir El Kazmiye doğru yolculuklarına devam ediyor. Ziyaret yoğun güvenlik ve hizmet tedbiri altında konvoylar ve tıbbi frezeler ziyaretçilerin güzergahı boyunca yayılarak Kutsal Şehir'e giden yollarda herhangi bir engel olmaksızın gerçekleşiyor. İmam Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümünün Recep ayının 25'in yaklaşmasıyla birlikte Bağdat Harekat Komutanlığı bir güvenlik turu yoluyla teyit ettiği üzere ziyaretçilerin ve hizmet konvoylarının güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik planlarını uygulamaya başladı. İmam Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü Recep ayının 25'inin yaklaşmasıyla birlikte Bağdat Harekat Komutanlığı bir güvenlik turu yoluyla teyit ettiği üzere ziyaretçilerin ve hizmet konvoylarının güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik planını uygulamaya başladı. Kutsal Kazimiye bölgesi ve Termal Güvenlik Kamera Merkezi civarındaki bu milyonluk ziyaret için tüm güvenlik hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi ve Plan sunuldu ve İmam Kazım Aleyhisselam'ın ziyareti için tüm hazırlıklar yapıldı. Plan, Daeshlilerin hücrelerinin takip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması ve bölgelerin ele geçirilmesi dahil olmak üzere önleyici operasyonların uygulanması ile başladığı birimlerimiz uygulamaya hazır plan ve tüm servis hazırlıkları da tamamlandı. Kazmiye'ye giden yollara yayılan mevkip sahipleri, güvenlik güçleri ve diğer hizmet birimleriyle koordinasyon halinde ziyaretçilerin yiyecek, içecek ve diğer hizmetler dahil ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarını doğruladı. Bu ziyaretin başarılı olması için ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu yiyecek, içecek ve her şeyi sağlıyoruz. Bağdat Harekat Komutanlığı'nın bu milyonluk ziyaretin başarıya ulaşması için tüm özel şartları sağladığını teyit ettiği bir dönemde İmam Kazım Aleyhisselam'ın şahadeti ziyareti sırasında güvenlik ve hizmetleri planları hazırlandı. Kalkınma yolu dosyasında Ulaştırma Bakanı Rezak Mihebis Esadavi, Türk mevkidaşı Abdülkadir Uraroğlu'yla kalkınma yolu projesinin teknik ayrıntılarını görüştü. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki bakanın Bağdat ve Ankara'da kalkılma yolunu uygulanması çalışmalarını takip etmek üzere buralar açma konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Parlamento meseleleriyle ilgili olarak Parlamento Mali Komite Üyesi Muin El Kazimi bölgesel yönetimin bu yıl bütçedeki payı da dahil olmak üzere çözülmemiş konuları tartışmak üzere Bağdat ve Erbil'den ortak bir komitenin varlığını doğruladı. El Kazimi önceki bir haber bültenine konuk olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında Kürdistan'daki mali krizin çözülmemiş, eskiden doğrusu eksiksiz bir veri tabanı sağladıktan sonra çalışanları maaşlarının Maliye Bakanlığı'na bağlamakta ödendiğini söylemişti. İl meclislerinin çalışmalarına ilişkin yasal dönemlerin yürürlüğe girmesiyle birlikte meclisler denetim ve yasama çalışmalarına başlamak için ilk oturumlarını yapmayı bekliyor. İlk oturumun yapıldığını henüz hiçbir il tanık olmasa da Necef, Kerbela, Meysan ve Kerkük şuralarını toplamak için davetiye gönderirken siyasetçiler yasal sürecin dolması halinde şuranın toplanabileceğine inanıyor. Yolsuzlukla mücadele tedbirleri kapsamında Dürüstlük Komisyonu Salahattin Sağlık Bakanlığı'ndaki 14 sanı sahte promosyon emirleri verme ve sahte satın alma sözleşmeleri ve bakım makbuzları düzenleme suçlamasıyla Tutukladı. Komisyon Sağlık Bakanlığı'nın 3,5 milyar dinarın üzerinde bir tutara elektrikli ev aletleri, mobilya, deterjan ve kırtazya malzemeleri satın almak için 39 saate sözleşme imzaladığını tespit etti. Haçlı Şabi Güçleri Diyale'ye bağlı miktati ilçesinde araba tarama operasyonları düzenleyerek çok sayıda silah ve patlayıcı maddelere el koydu. Diyalede bir asker operasyon. Diyale'nin en önemli muktadi ilçesinin kuzeyindeki köylerde El dişabi güçleri, bir gün sabah erken bir arama baskın operasyonuna başladılar. Al-Hacdi Şabi Arama Baskın Operasyonu'nda Al-Mukdadiye küzeyindeki bulunan bostanlarında 41 silah buldular ve 10 el bombası ve 6 haraç kabağı. Talib el-Muhisevi, Al Diyal Al-Hacdi Şabi Gürcüleri'nin komutanının açıklamasına göre bu bombalar ve bulunan silahlar Daesh terör örgütüne ait. El-Muhisevi açıklamasında bu operasyonlar sürekli olduğunu duyurdu. Telafi ilçesi Kaymakamı Halil Muhsin Habbaş, jeneratörlerin çalıştırma saatleriyle ilgili açıklamada bulundu. Telafi Kaymakamiyasında elektrik jeneratör komite sorumlusu ilçede jeneratör çalışma saatlerinden, vafiyetlerinden ve ona göre yanlışlık cezelerinden konuştu. Biz kelücnet müvellidat telafarda, bu tesiri bizden soruyla ne şekil bu Bu tesiri biz Musul'dan alıyoruz, Musul bize veriyor. muadela muadela ve ruguzun saat çıkar saat dinar çıkar mesela 40 dinar fi saat tecril زائدا ucur teklife besilaruguna ozu verir devle verir özlerine 1600 bu 1600 de kaymakam şeydir kaymakamın salahiyəsi var içinde sözün 1600 dan az iseler 1600 verir bu keyfi nədir muallidlerin istirahası işletməğı bu cədveldir

sadida o narışratnarə müxalifət yolalla yanımıza biz özün raf alaruq o özün qarrlalaruq lücletül müllidat 5 qata müvəzzət tələfərat çəkməl. Hər qatata 2 adamdı. Tamam bunlar çıxarığa zaman imə ayın 25-də çıxsaq bir də ayın 25-də lazım çaxı. Yəni ayı kəsməsin o tay. Bir ay 30 gün olsun. Bu qatalara çıxar bellərinc əmrül vətani mütəbəəilər uğur bilirincə Allah səadət təşkil gətirə lözünü yanımıza yanımıza gəldən sonra mollidətin biz lücəl mərkəziyə xəbər varıq bizə deyiruq təsirə çıxdı oxsa yox deyirlər təsirə çıxdı burada məsələn 31 dinar necə çıxdı bu 31 dinar bizdə tuqmu adələmiz var vururuq özü saatə saat təşkilnə زائدا والتكلفي إضافة العدو سيد القائم قام النقد صلاح يا سواريسا شخر السعر النهائي للأمبير واحد حصة جازوايل أز الدولة إندوير دغوم مولدة لرا جازوايل يعني مولدة لرا تشخش لتمس أزويري أون إك أيد أو اي تشايد أون في ويري كيفية فهر مولدة نقد صرفيلية يعني أي مولدة إش لتس برافتا دان أون يونكم إش لادر أنجا حكمة وير دغو أون نان مولدة تجاري ألمغا تجاري بردايو بعسكريز يجلي يولر سعر بعسكريز 135 olur. Bazı askeriz. ile 180'e çıkar. Talafer kayın makamı aynı konuda bu meseleyi takip etti günü ve ilçede Ciniri Tor Komitesi sorumlusunun problemlerini çözmeye her zaman hazır olduğunu anlattı. Bizim bir büyük müşkilimiz var. Talafer'da. müşkületin müşkületi. Ne muatın razı olayı, ne müşkülede sahbisi razı olayı. Ve bu akhir özü dönü idare mahalliye kayın makamı. Yani bu lahazlı yığba askere التواصل الاجتماعي دا يازيلا بأنه قائم مقام ورطاق قائم مقام كذا تسعري أندري بجيجة بشكل سبحتنا سبحت أخوان بيز يعني موضح هذا أبو المولدات حقيقة بيز أسعار بو جالر يعني مصدن دا يوم جالر سعر الأمبير الواحد حد لانه المسلطان من دا تعامل يعني بالمقابل بأي تغيير أولده من باعتبار صلاحياتهم استخدم الى بانه تسعيري اندر ذن جلاني جلاله بخطا اعترف خطانا يعني عيب داجو فدوندوغ صحح لادو بالمقابل بين التيز نار بار على الامبير بناء من ازالتم لصالح المواطن اوزن اللي لازم. يعني فرق 850 دينار هذا امبير ده مواطنة فحقيقة أنا مواطن رازو والله جالد مولدت جمعاته إيبا إيوة بأنه ضربي لهذا حقيقة ضربي لهذا الله برشارك سعد شلت ما ذلك مولداته من إجراء امن ضربي لين ده أمن الوطني وأجهزة معنية وذلار إنجزوا إن يعني بلغ لار وذلارنا إنجزوا لار اثنين جالد الله ايوة باختم يعني أوتردم بلالان جاندي يعني لجنة مولدات شكل لام يبتلى دي دم أول شيء سيز قصور مولدات سيز تلا فرضا اللجنة شكل لاين ورطايزة جان يعني سيلاشن حقيس طالبي لاين باع سيلتزمي إلى ماذا شيء طبعا بزي إلى سا إجراءات مزوار غرامات وار بضن نداء قالر هرضا باللمن التزام إلى ماذا muatin gəlsəm şikayət eləsə muxtaral məntəqə şikayət eləsə biz onda qaramatımız var icraatımız var lik nə əndiririk kəşif əndiririk özünə ondan sonra gəl atarlıq özünə bu yerdə təcvil 7-dən saat 1-ə kim باعثي جالده وننصوين والله معنى مولدهم تجاري ده أهالينا محلة تبيري أهالينا محلة تبيري بقى جيت كمختار أهالي المنطقة اتفاق إلى إن جالد يانما استثنائينا مزداد تعليمات تنلع أماميه جالي برسي من يددن نش لاليوغ يددن مكتاب وار موظف وار جيدي كهرب كهرب باعث كهرب شول مصر احتاج ولو مولده إلشة وهر زمان ألألاء إلشة إيشن چالش مقتادر Trafer ilçesinden kalıp El Türkmen uydu kanalı. Filistin meselesine ilişkin olarak bir dizi Filistin'in direniş savaşçısı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tuba şehrinde Siyonist işgal ordusuyla çatıştı. Medya kaynakları çatışmanın vatandaşlarla baskın ve arama kampanyası yürüten ve çok sayıda masum genci tutuklayan işgal güçleri arasında çıkan çatışma sonucu çıktığını belirtilen işgalcilerin vatandaşlara gerçek mermi sıktığını kaydetti. Rusya'nın bu hafta içerisinde Ambaş adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu. Rusya'nın hafta içinde Amber adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990'lı yıllarda üretilen Fiat'ın multiple model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen Tesla katili lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi. Fiat'ın multiple modeli otomobili en çirkin tasarım olarak daha önce ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi olmuştu. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şah Sudan Emir Karşı Devletleri'nin Ambar Zeki saldırısının ardından şehit düşenleri için tüm devlet kurumlarında üç günlük genel yas ilan etti. Hükümet sözcüsü Basım Melevvadi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ambar'daki Haşvet Şabi saldırısının ülke ve bölgedeki yuvarlığın uçurma eşliğini getireceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Washington'un Bağdat Büyükelçisi Zevit Parker'ı bakanlığa çağırdı. Ziyaretçiler İmam El Kazım'ın Aleyhisselam şahadet yıl dönümü ile Recep ayı ziyaretini almak üzere Kutsal Şehir El Kazım'a doğru yolculuklarına devam ediyor. Bu tesiri bizden soruyla neşkil hasabiliyiz bu ya, Bu tesiri biz Musul'dan alıyoruz. Musul bize veriyor. Tarafi ilçesi kaymakamı Halil Muhsin Habbaj jeneratörlerinin çalıştırma saatleri ile ilgili açıklamada bulundu. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.